Ben Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben psikolog Yeliz Arda. Bu hafta yaşamın anahtarında eğitim konuşacağız. Beni tanıyanlar bilir aslında eğitim konuşmayı ne kadar çok sevdiğimi. O yüzden hem kendisi başarılı eğitim organizasyonları gerçekleştiren hem de dostum diyebileceğim sevgili Habibe Kortidis bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisi Sevinç Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü. Hem kendi kişisel merak ettiğim bu sınav süreçlerini hem de okullarda, kurumunda gerçekleştirdiği birçok yenilik ve rehberlik adına yapılan birçok çalışmalar hakkında kendisinden bugün bilgileri alacağız. Öncelikle Habibe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Biz tabii öncesinde de sohbet etme fırsatı bulduk bolca. Ama çok kritik bir dönemdeyiz değil mi hocam? Şu an lise geçiş sınavları, üniversite sınavları önümüzde ve hem aileler hem çocuklar böyle bir şey durumundalar. Böyle bir destek almak ve ihtiyaçları var. Soru çözümü, sınav kaygısı o kadar çok konu var ki konuşulacak. Ben aslında oradan da biraz başlamak istiyorum programımıza. Bu süreci sınav kaygısını hem çocuklar hem anne babalar nasıl yönetmeli? Önerileriniz neler olur? Siz bir rehberlik koordinatörüsünüz. Uzun yıllardır bu alanda çalışıyorsunuz. Başarılı da işleriniz var gerçekten. Bu süreci, sayılı günler kaldı sınavlara. Bu süreci hem çocuklar hem anne babalar, özellikle ebeveynler nasıl değerlendirsinler? Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için de buraya gelmek, katılmak çok önemliydi gerçekten. Çok keyif alarak geldiğim bir program. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle aslında öğrencilerin ve velilerin aslında sonuca en yakın oldukları zaman bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Neredeyse. O yüzden aslında bütün emeklerinin karşılığını alacakları bir zamana doğru ilerliyorlar. Dolayısıyla bunu düşünerek aslında bunu öncelik olarak kendilerine hedef belirlemeleri gerekiyor. Çünkü bugüne kadar yapılan birçok zorlu çalışma var. Gerek velilerin gerek öğrencilerin yaptığı birçok çalışma var. Velilerin öğrencilerine olduğu destek oldukları zamanlar, zorlu süreçler, işte içinde bulunduğumuz öncesinde pandemi, şimdi deprem, birçok aslında şey yaşıyoruz hayatta. O yüzden aslında sadece şunu unutmasınlar. Evet, hayat bir sınav diyoruz her zaman gibi biz yetişkinler belki ama sonuçta LGS ya da YKS bu sınavlardan herhangi bir tanesi. Ve gerçekten de hayatı tamamen kökünden etkileyen bir durum değil. Bunun hafifliğiyle aslında yaşamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, geleceğe belirliyorlar ama bir basamak olarak görmeleri her zaman çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. Bu süreçte okul rehberlik hocalarına önerileriniz neler olur mesela? Bununla ilgili çalışmalarınız var. Birazdan değineceğiz ama öncelikle bu konu olsun istedim ki izleyicilerimiz de faydalansınlar bu konuyla ilgili. Rehber öğretmenlerle de çalışıyorsunuz kurumun genel koordinatörü olarak zaten. Onlara neler öneriyorsunuz? Mesela öğrencilere nasıl yaklaşmaları gerektiği veya bu süreci nasıl yönetsinler okul kurumlarında? Şimdi şöyle ki zaten 7-8 aydır öğrencilerini iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Evet. Hem bizim kurumumuzdaki öğretmenlerimiz hem diğer rehber öğretmenlerimiz Türkiye'deki. Dolayısıyla öğrenciyi iyi tanıdıkları için aslında son bir ayda aslında çok fazla bir değişiklik olmayacak. Ama tabii ki kaygı yaşayan belki şu anda belki başka şeylerin farkında olan öğrenciler olabilir. İşte bu yaşadığımız krizle alakalı deprem felaketiyle alakalı bir kaygıları yükselen öğrencilerimiz belki olabilir. Ve evet, bugün 3 ay bitti. Üzerine 3 ay geçti belki ama hala onu kaygılarını çok yüksek derecede yaşayan öğrencilerimiz olabilir. Tabii ki öğretmenlerimizin öğrencilere ve velilere yaklaşırken aslında ne kadar çok kaygı kelimesini kullanıyoruz farkındayız belki ama onların kaygı kelimesini kullanmadan aslında onları iyileştirici bir takım çalışmalar yapmaları gerekiyor. Evet, öğrenci kaygılı olabilir, veli kaygılı olabilir. Bu çok normaldir çünkü önünde bir sınav var ve dolayısıyla her gün her şekilde sınava giren kişiler, insanlar değiliz. Tabii ki özellikle LGS'de yaşadıkları ilk tecrübe, girecekleri zamanlı işte uzun zamandır çalışıyorlar. Evet, uzun zamandır da çalışıyorlar. Dolayısıyla
rehber öğretmenlerimizin öğrencilerini ve velilerini rahatlatmak da aslında çok büyük görev düşüyor onlara. Dediğim gibi kaygı kelimesini asla kullanmasını çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Nasıl destek olabiliriz gibi belki de. Evet evet, yani şöyle ki evde tabii ki okulda tabii ki süreci öğretmen yürütüyor belki. Mentor öğretmen, danışan öğretmen, danışman öğretmenler belki, ama evde herhangi bir farklılık fark ediyorsa veli, işte çocuğunda ani tepkiler, daha fazla sinir ya da daha fazla içe kapanma, odasından dışarı çıkmak istememe gibi durumlar olabilir. Bunlar çok normaldir. Çünkü vücut ve beyin bir yeni gelen bir olaya tepki gösteriyordur şu anda. Dolayısıyla bunu rahatlatmak için velilerin çocuklarla daha fazla vakit geçirmelerini tavsiye ediyorum. Evet. Özellikle hafta sonları ya da okulun dışındaki zamanlarda, okul sonrası durumlarda mutlaka bir aktivite yapmalarını tercih ediyorum. Tabii ki bunlar böyle işte vücut enerjisi harcatan şeyler de olabilir belki ama tabii ki sağlıklarına ve vücut bütünlüklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu son zamanda işte kırılmalar, çatlamalar vesaire olabiliyor. Evet, bu çok olabiliyor. Önemli bir mesaj. Gerçekten de. Sağlık deyince aklıma şey geldi. Sağlıklı beslenme ve fiziksel sağlık. Kesinlikle değil öyle. Mi? Çok az bir zaman kaldı. Bütün yılların emeği, ayların emeği. Evet. Hani en azından güzel geçsin. Kazasız bir şekilde atlatılsın kesinlikle adına. Öyle. Böyle bir sürece o yüzden dikkat etsinler. Kesinlikle. Hani hiç yapmadıkları belki spor denemek gibi. Denememek gibi. Hiç yemedikleri yemekleri yemek gibi. Yani hani takviye olsun diye belki velilerimiz anne baba ruhuyla, kalbiyle belki yardım etmek istiyorlar ama çok fazla rutinlerinin dışına çıkmamaları gerekiyor aslında. Dediğim gibi yani ders dışında sohbet edebilmeliler. Dersler dışında da sohbet edebilmeliler. Bugünün nasıl geçti? İşte ne yemek istersin bugün ya da nereye gitmek istersin bugün? Hadi baba kız günü yapalım ya da anne oğul günü yapalım gibi. Biraz küçük aktivite yapabilirler. Test ne kadar test çözdün değil de. Değil evet. Daha normal hayatın içerisinden anne baba iletişimi. Kesinlikle vakit öyle. Vakit geçirmeleri adına. Ama tabii ki öğrencilerin de farklı görevleri oluyor şu anda. Çünkü artık konular tamamen zaten hani bazı muaf olan konular da var. YKS'de vesaire ama özellikle bu dönemden itibaren yaklaşık bir ay kaldı. Mutlaka farklı, yani ellerindeki soruların dışında farklı soru çözmeleri gerekiyor. Çünkü sınavdan ne çıkacağını bilmiyoruz. Tabii ki bilmedikleri bir şey çıkmayacak belki ama yine de farklı bir gözle bakabilme, farklı bir akıl yürütme yeteneğini geliştirebilme gibi durumlara sevk etme durumunda kalabiliriz öğrencilere. Soruyu belki işte farklı teknikle sorulduğuna en kesinlikle azından öyle. Farklı bir yöntem de varmış şeklinde belki de. Çok doğru söylediniz. Hani bütün çocuklar tabii ki hep kullandıkları belki bir marka var, bir yayın evi var, test çözdükleri ama farklı bir kaynaktan, yardımcı kitaplardan da destek almaları gerçekten daha etkili olur. Kesinlikle bu süreci bu şekilde değerlendirsinler daha diyoruz. Daha da hızlanarak. Evet. Çünkü her soru çözdüğünde öğrenciler biraz daha hızlanıyor olacaklar. Dolayısıyla sınavda da tabii ki bir seçme sınavı olduğu için LGS'de, YKS'de dolayısıyla o süreyi ne kadar iyi değerlendirebilirlerse o kadar başarılı olurlar diye düşünüyorum. Çok güzel mesajlar oldu hocam. Siz cümle içerisinde krizden de bahsettiğiniz için deprem tabii ki hepimizi çok etkiledi. Bu süreçlerde kriz demişken işte Covid'den bahsettiniz. Peki bu eğitim kurumları krizi nasıl yönetmeli hocam? Hani böyle krizler yaşamaya başladık maalesef ki en son 3 ay dediniz depremi yaşadık hep beraber. Böyle ani krizlerde eğitim kurumlarının, eğitim alanının çok fazla etkilendiğini artık hepimiz biliyoruz. Peki bu eğitim kurumları nasıl yönetmeli? Aslında onu öğrenebilirsek sizden, hani eğitim kurumundasınız. Sizin kurumunuz nasıl yönetti, neler yaptınız ve bundan sonraki bu belirsizliklerde yaşarsak tedbirli olalım. Şöyle ki şimdi veli öğrenciyi konuştuk. Esas aslında yönetim kısmına gelmekte fayda var. Çünkü gerçekten de paydaşların birleştiği taraf aslında kurucular, müdürler, okul yöneticileri vesaire. Onların mutlaka hangi durum olursa olsun aslında bir B planlarının olması gerekir böyle durumlar için. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem topraklarımızda depremin bir gerçeği var. Kaçınılmaz bir gerçeği var. Çünkü yaşayan bir dünyada yaşıyoruz.
yaşıyoruz aslında. Bir gezegende yaşıyoruz. Dolayısıyla hep bir hazırlıklı olmakta fayda var. İşte pandemi hiç aklımızda olmayan bir şeydi hiç belki. Hiç kimsenin yaşamadığı. Hiç tecrübe etmediğimiz bir şeydi belki ama sonrasında tabii ki aksiyon alabildik. Kaldı ki şimdi zaten artık hibrit dönemde olduğumuz için tabii ki bu sadece krizlerle ortaya çıkmamalıydı. Evet. Daha öncesinde tabii ki yaptığımız bazı online toplantıları tabii ki yapıyorduk daha öncesinde ama eğitimin içerisine aslında sokmakta fayda vardı. Şimdi böyle bir şansımız varken tabii ki interneti, teknolojiyi, hibrit eğitimi mutlaka faydalı bir şekilde kullanmakta fayda var. Çünkü o anda veliler bir güven duymak istiyorlar. Yani çünkü ilk kriz anında ne yaparsınız? Güvendiğiniz bir limana gitmek istersiniz. Dolayısıyla velilerin de güvendiği liman aslında okul yöneticileri, öğretmenleri, rehber öğretmenleri. Dolayısıyla orada soğukkanlı olup evet biz de o kriz anını tabii ki yaşıyoruz. O ilk şoku atlatmayı bekliyoruz belki ama daha sağlıklı bir şekilde ilerleyerek aslında velilere ve öğrencilere o güveni sağlatmamız gerekir. O yüzden diyorum B planı olması gerekir mutlaka. Değil mi? Bütün eğitim kurumları artık bu kadar krizden sonra büyük ihtimalle gerçekleşiyordur diye düşünüyorum. Çünkü anne baba olarak hani en sevdiğimiz varlığımızı emanet ediyoruz. Tabii ki, kesinlikle. Eğitim kurumlarını belki bizden çok öğretmenleriyle beraber, okul yöneticileriyle beraber. O yüzden bu kriz anlarında o belirsizlikleri belki de ortadan kaldırmak adına yönetimin çok ciddi çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ben hem veli olarak hem anne olarak. Tabii ki. Peki teknoloji dedik hocam. Böyle konudan konuya böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de hemen yakalıyorum cümleleri. Şu anda bulunduğunuz kurumda mesela neler yapıyorsunuz? Eğitimde teknoloji, eğitimde inovasyon. Neden önemli? Neler yapılıyor? Rehberlik adına sizler neler yapıyorsunuz kurumda? Hani sizi tercih ettiğimizde, öğrencimizi size emanet ettiğimizde neler yaşayacağız? Şöyle bir durum var aslında. Biz koordinatör arkadaşlarımızla birlikte aslında ortak bir çalışma planlıyoruz her zaman. Hatta şimdiden bir sonraki eğitim öğretim yılının planlaması çoktan yapıldı bile. Çünkü devam ederken öngörerek, dediğim gibi işte B planı yaparak bunu yapamazsak ya da bir engel olursa ne yapmamız gerekir, ne gibi bir tedbir almamız gerekir gibi durumları aslında düşünerek hareket ediyoruz. Burada da zaten teknolojiyi tabii ki her kurum gibi çünkü artık Türkiye'nin ve dünyanın gerçeği dolayısıyla ve karşımızdaki nesil artık teknoloji nesli. Yani bu tabii ki demek değil ki teknoloji bağımlılığı olsun. Tabii. Herkese teknolojiyi bu şekilde sevdirelim. Böyle bir şey değil tabii ki ama yaptığı bir projeyi inovatif bir şekilde yapıyor olması zaten bizim öğrencilerimize kazandırmamız gereken durumlardan bir tanesi. Hep diyoruz ya, bütün eğitimci arkadaşlarla konuştuğumuz ortak nokta şu: dünya vatandaşı yetiştirmek. Evet. Dolayısıyla dünya vatandaşı yetiştirmek nereden geçiyor? Teknolojiyi doğru bir şekilde kullanabilmesi, kendini temsil etme yeteneğine sahip olabilmesi, hepsi aslında bizim misyonlarımızdan, vizyonlarımızdan bir tanesi aslında, maddelerden bir tanesi. Dolayısıyla teknolojiyi aslında bütün derslerimize entegre bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Çünkü herhangi bir fen dersinde ya da matematik dersinde ya da Türkçe dersinde öğrendiği bir şeyi öğrencinin yaşayarak deneyimlemesi gerekir ki onu güzel bir şekilde pekiştirip hayatına dahil etsin. Değil mi? Öğrenme, hep bahsediyoruz ya, bireysel öğrenme, kişiye özel öğrenme işte aslında burada devreye giriyor. Yani çocuğun öğrenme şekline göre. Sizler bu konuda neler yapıyorsunuz hocam? Şöyle ki, öğrenciyi, şimdi bizim rehberlik odağımız aslında, daha doğrusu hani eğitim odağımız aslında bireyin bireye önem vermek ve bireyi tanımak. Çünkü bireyi tanıdıktan sonra aslında bütün paydaşlar ortak bir noktada buluşuyorlar. Evet. Bireyi en iyi şekilde eğitmek, en iyi şekilde yol arkadaşlığı yapmak. Onu tanıyorsanız teknolojiyi ne şekilde kullanacağını zaten bilirsiniz. Ya da kendini nasıl temsil edeceğini bilirsiniz. Dolayısıyla bizim projelerimiz özellikle rehberlik konusunda. Mesela ben okul kurum içinde öğretmenlerimizle hep şunu konuşuyoruz: öğrenciler sorsun, sorgulasın, merak etsin, araştırsın, keşfetsin. Yani bu neslin özelliği bu olduğu için biz de onlara bu şekilde hizmet etmek durumundayız, öğrencilerimize. Dolayısıyla herhangi bir, mesela projelerimizden bir tanesi sorgulama atölyesi.
Ne güzel, hiç duymamıştım evet. Hocam sorgulama atölyesi. Evet, aslında şöyle, bu hani scamper tekniği dediğimiz ya da P4C dediğimiz, yani çocuklar için felsefe dediğimiz şey aslında bizde farklı bir isimle hayat buluyor. Tabii ki P4C hayatımızın ya da dünyanın vazgeçemediği, artık vazgeçemeyeceği yöntemlerden evet, evet, bir tanesi. Ben hep öğretmenlere soruyorum, ilk mantıklı sorunu ne zaman sordun ya da ilk sahneye ne zaman çıktın? İlk konferansta birilerine ne zaman hitap ettin? Yani bunları öğrenciye aslında kazandırmak çok önemli değerlerden bir tanesi, birkaç tanesi belki. O yüzden anaokulundan liseye kadar bütün kademelerimizde, anaokulunda nasıl sorgulama atölyesi yapılır diye düşünürsünüz aslında evet, ama en çok çocukların soru sorduğu, keşfetmek istediği yaşlar anaokulu aslında ve ilkokul anladım, yaşlarıdır. Evet. Dolayısıyla işte o ne, bu ne, şu ne, bu neden hep böyle sorarak, gibi. Tekrar ederek hatta evet, üzerine. Evet, sorular sorduğunda da biz de bunu okulda pekiştirmek adına böyle bir proje yapıyoruz. Ve gerçekten de sorgularken doğru bir şekilde ve yönergeye uygun bir şekilde sorgulaması için aslında yardımcı oluyoruz. Sorgularken de karşı tarafın fikrine saygı duyarak, evet, kabul ederek, kötü fikrini bir şekilde eleştirmeden. Tabii ki eleştiri iyi ya da kötü olur. Yani kelime anlamıyla budur aslında ama yönergeye uyarak bunu da yapıyor olması, uyguluyor olması aslında verilen meziyetlerden bir tanesi öğrencimize. Çok önemli. Yani sorguladığımız zaman aslında öğreniyoruz değil mi? Hep evet, merak duygusu nasıl uyansın diye peşinden evet, koşuyoruz merak evet, duygusunu, ama bu sorgulama olmadan aslında gelişmiyor. Evet. Çok doğru söylediniz. Okul öncesi dönem o kadar önemli ki bütün hem eğitim hayatı açısından hem sonraki yetişkinlik yaşamı açısından. Hı hı. Hakikaten o dönemde bu sorguyu, sorgulama evet, atölyesinin yapılması gerekiyor. Evet. Bunu çok sevdim hocam ben. Evet. Hocam kısacık bir aramız olacak. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Tamam. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra devam edecek. Yaşamın anahtarında eğitimi konuşmaya devam ediyoruz değerli hocamızla. Yaklaşan sınavları konuşuyoruz, ebeveyn tutumlarını konuşuyoruz ve kurumlarda rehberlik adına neler yapılıyor, neler yapılacak, gelecekteki planları almak üzere değerli hocamız stüdyomuzda bugün. Habibe Kortitiz, rehberlik koordinatörü bugün bizlerle birlikte. En son sorgulama atölyesinde kalmıştık ve gerçekten çok hoşuma gitti bu atölye ismi. Hep bazı işte robotik, tarih ya da başka atölyeler var ama sorgulama atölyesini çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Hocam bir de eğitimde tabii ki kurumlar arası çok farklılıklar var. Şimdi izleyicilerimizden anne baba olanlar vardır. Belki kurumunu değiştirmek isteyenler ya da başka kurumlara geçmek isteyenler, özel kuruma geçmek isteyenler vardır. Bu farklılıkları anne babalar, ebeveynler nasıl fark etmeli ya da çocukla bir ön görüşme belki de olabilir bu kısımda. Nelere dikkat etsinler? Yani bu eğitimdeki, kurumlardaki farklılıklar nedir? Genel çerçeveden nasıl bakıyorsunuz siz bir koordinatör olarak? Aslında şöyle bakıyorum ki bence de aslında bakılması gereken kısım bu. Öğrencinin yeteneğini, ilgisini aslında çok iyi biliyor olmak gerekiyor. Çünkü her okul her öğrenciye göre olmayabilir. Ya da her öğrenci her okula göre uygun olmayabilir. Genelde belki anne babalar karar veriyor evet, hocam. Yaşı tabii ki küçük olduğu için kendinin farkında olmayan, hani daha tam evet, kendini tanıyamayan tabii ki çocuklarımız olacaktır. Miniklerimiz olacaktır belki ama öğrenciyi hep aynı noktaya geliyoruz aslında. Öğrenciyi iyi tanımaktan geçiyor her şey. Evet. Dolayısıyla öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun bir okul seçmeleri tabii ki eğitim hayatında çocuğun özellikle mutlu olmasını sağlayacaktır. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda evet ne kadar sınava hizmet ediyor oluyor gözüksek de Türkiye olarak. Tabii ki Türkiye'nin gerçeğinde sınavlar var ama şu anda görüyorsunuz yurt dışı üniversite kabullerinde artık sosyal sorumluluklarda ne kadar görev almış, ne kadar portfolyo evet, üretmiş, ne kadar projeye katılmış, kendini hangi platformlarda tanıtmış, anlatmış, hangi sertifikaları almış, bunlara aslında ihtiyacımız var. İleriyi düşünmekte, yani tabii ki evet süreç odaklıyız belki ama doğrusu da bu. Ama tabii ki sonucu düşünerek süreç odaklı devam etmemiz evet, gerekir. Dolayısıyla öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre okulları seçmekte fayda var.
Yani hep bunu söylüyoruz velilere ve öğretmenlere, eğitimlerde bunları anlatıyoruz evet. aslında. Okul hani çocuğun gelişimine ne katkıda sağlayacak değil mi? Onu biraz konuşmak lazım gidince yönetimle belki işte ilgili öğretmenlerle. Evet. Dediğiniz gibi artık hani proje odaklı ve kendini doğru ifade etme, hitap etme kısmı. İnsanlar böyle yapay zekadan çok korkmaya başladılar ama o yapay zekada işte aslında teknoloji evet fişi çektiğinizde hiçbir işlevi olmayan makineler karşımıza geçiyor. Onları yeniden oluşturacak ve yönetecek aslında insan zihni ve yine birlikte çalışma oluşumundan iletişim. Buna gerçekten dikkat etmeleri gerekiyor. O sertifika kısmı da tabii lise özellikle lise dönemi için bence çok önemli. Hem kendi gelişimleri için hem belki üniversiteye adım atacaklar. Evet. O süreçlerde belki de bir böyle köprü gibi düşünüyorum ben. Ona dikkat etsinler. Kesinlikle öyle. Çünkü lisede artık öğrenci mesleğe hazır hale gelmeye başlıyor. Çünkü 10. sınıfta bir alan seçimi var. Dolayısıyla öğrenci hangi alana gitmek istediğine karar veriyor ve sonrasında üniversite sınavının da desteğiyle birlikte bir üniversiteye yerleşiyor ve istediği bölümü kazanmak gibi bir hedefi, bir hayali oluyor. Dolayısıyla lisede buna bu süreçte devam ederken lisede tabii ki CV hazırlamaktan tutun da mülakat tekniklerine kadar her şeyi aslında öğrenmelerini çabalıyoruz. Çünkü geçmiş dönemler insanlar üniversiteden mezun olduktan sonra mülakatta ne sorulur, CV nasıl hazırlanır, ben CV hazırlamayı bilmiyorum gibi şeylerle karşı karşıya kalabiliyorduk tabii ki. Karşılaşmaya da devam ediyorum hocam. Kesinlikle öyle. CV bir fotoğraf vardı mesela. Bir genç öğrencimiz mezun olmuş ama CV fotoğrafında erkek arkadaşıyla olan bir profil fotoğrafını koyduğunu gördüm. Hani bu şekilde de hazırlanabiliyor da profesyonel olarak biraz da hazırlanması lazım. Çünkü üniversiteden mezun olan kişinin bunu hazırlıyor olması çok daha emek isteyen bir süreci ihtiyacı olduğunu gösteriyor açıkçası. Liseden bunu aslında tamamlamış olması aslında gerekir. Hayatı hazırlamak değil mi? Liseden itibaren tamam sınavlar bizim ülkemizin gerçeği onu değiştiremiyoruz. Olması da gerekiyor. Bütün dünyada sınavlar var zaten. Ama biz biraz şimdi mesleki olarak da anne babalarla çalışınca o kadar fazla odaklılar ki normal hayattan koparılan çocuklar da var. İşte bu CV hazırlama gibi değil mi? Farklı bir alan. Kesinlikle öyle. Belki işte kurumları incelemesi gibi. Peki sizin kurumda rehberlik adına 10. sınıfa giden bir oğlum var hocam. Alan seçimi gerçekleşti. Sizin kurumda olsaydı neler yapılırdı? Evet bir test çözülüyor evet ama sonrasında bana göre hem anne olarak da söyleyeyim biraz daha çocuğu tanımak, daha detaylı görüşmeler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Sizin kurumda olsaydı nasıl bir yol izlenirdi? Şöyle ki normalde bizim kurum ve diğer kurumlar bence olması gerekenden bahsediyorum. Hani idealden bahsediyorum aslında. Şöyle ki bir kurumda öğrencinin 10. sınıfa geçtiğinde alan seçimi yaptığında ki bence doğru bir tarih, doğru bir zaman. Öğrencinin kendini tanıması, kendini keşfetmesinin artık sonlanmaya başladığı bir dönem. Kendini evet tanıyor ve ben neyi merak ediyorum, neyi istiyorum, hangi meslekte çalışmak istiyorum gibi gibi sorularının sorduğu dönem. Ve orada evet bir envanter uygulanıyor tabii ki. Genel geçer bir envanterimiz var. Dolayısıyla bu envanterden öncesinden bahsetmek istiyorum. Sonrası tabii ki o silsile devam ediyor belki ama öncesinde rehber öğretmenin öğrenciyle yeteri kadar vakit geçirmiş olması gerekiyor zaten. Evet. Yani futboldan mı hoşlanıyorum? Patenden mi hoşlanıyorum? Evet. Ya da yemek yapmaktan mı hoşlanıyorum? Yani ben kendimi iyi ifade edebiliyorsam zaten rehber öğretmen bunu bir şekilde anlayıp veliyi bunu bu şekilde zaten bilgilendirmiş oluyor. Dolayısıyla üzerine profesyonel ve ölçme aracı girdiğinde, bir envanter girdiğinde zaten evet ya benim çocuğum gerçekten bunları evet merak ediyor ve seviyor. Demek ki bu envanter bunu gerçekten göz önüne seriyor ve sonrasında neler yapabiliriz gibi düşündüğünde veliler şöyle şu şekilde aslında doğru. Öğretmenin öğrenciye verdiği bilgilerden ziyade öğrencinin kendi keşfettiği bilgiler çok daha değerli. Meslekle alakalı, üniversiteyle alakalı işte
bir üniversite hangi ekolde gidiyor yani evet. Alman, Amerikan hiç fark etmez. Dolayısıyla o meslekte işte mühendislik istiyorsam ben hangi üniversitenin eğitim programı çok daha kaliteli, kalifiye ya da akademisyenlerine ben evet güvenip buraya gidebilirim diyebileceği şekilde öğrencinin bilgiye sahip olması, donanıma sahip evet. olması gerekir. Bunu biz hep şey yapıyoruz işte veli araştırıyor diyor ki oğlum kızım şu üniversite bak daha iyiymiş gibi gibi tabii evet, ki kılavuz olmamız tabii ki gerekir. O başka evet. bir şey. Çünkü öğrenci tek başına karar veremeyebilir ama özellikle öğrencinin teknoloji elimizin altında. Dolayısıyla bilgisayardan işte bilmem ne üniversitesi girip akademisyenlerine bakıp yani orada öğrenciden de aslında ileri bir performans da bekliyoruz. Gerçekten kendi geleceğini kurmak istiyorsa, kendi geleceğini şekillendirmek istiyorsa buradan başlaması gerekiyor aslında. Araştırması gerekiyor. İşte ben sorgulaması gerekiyor. Sorgulaması gerekiyor kesinlikle. Ben hangi mesleği? Ben işte avukatlık mı istiyorum? Ya da ben gastronomi mi istiyorum? Yani yemek yapan insanları incelemesi gerekiyor. İşte hangi alanlarda çalışıyor, hangi şirketlerde çalışıyorlar, işte kazançları ne, her şeyi aslında sorgulamaları gerekiyor. Sonrasında bir karara ermesi gerekiyor aslında. Evet, ben şu iki meslek arasında gidip geliyorum. Hangisinde daha mutlu olurum gibi. O tabii ki hemen bir günde ya da bir haftada ortaya çıkacak bir karar değil. Üniversite sınavına kadar bir devam eden bir zaten süreç oluyor ve sonrasında zaten nihayete erip işte en güzel üniversitenin en güzel bölümlerinden bir tanesine girme gibi bir hedefi oluyor öğrencinin. Evet, hem anne babanın hem de çocuğun aslında gitmek istediği belki farklı şehirde olabilir. Üniversite, şehir, belki yurt dışında okumak istiyor öğrenci veya ailenin desteğiyle. İşte bu herkesin aslında az da olsa bilgiye sahip olması gerekiyor. Öncesinde ben şuna inanıyorum, hani anne baba çocuğunu çok iyi tanır ya, öğretmen de ileriki zamanda okula başladığında tanır. Rehber öğretmen daha da detaylı tanır. Bütün bilgilerin toplamıyla değil mi 12. Evet, sınıfta evet. aslında tercih yapılmalı. Kesinlikle öyle. O doğru tercihler, doğru üniversite, akademisyenlerin araştırılması. Eşit ağırlıklı diyoruz mesela. İşte hukuk da var, psikoloji de var, işletme de var gibi. Tabii. Şimdi mesela hangi alanda olmalı? Evet. Biraz meslekte olan insanlarla da belki bir araya getirilebilir mi hocam? Kesinlikle öyle. Öncelikle zaten o tercih dönemi her zaman sancılı geçer. Evet. Mutlaka. Hazır sizi bulmuşken soruyorum. Şöyle ki aslında öğrenci, rehber öğretmene düşen görev, hani hep diyoruz ya paydaşların herkesin bir misyonu var. Dolayısıyla rehber öğretmen bu tercihleri yaparken aslında tabii ki biraz erken konuşuyoruz bunları ama yani birkaç ay sonra bunları konuşuyor olacağız zaten. Evet. Dolayısıyla öğrenciyle öncesinde kesinlikle bireysel görüşmesi gerekiyor. Ve sonrasında o görüşmeden sonra çıkan kararla, çıkan notlarla aile, öğrenci ve öğretmen birlikte görüşürse eğer, oradan dediğiniz gibi herkes birbirini tanıdığı için, herkes öğrenciyi tanıdığı için dolayısıyla sağlıklı bir şekilde oradan çıkan kararla öğrenci tercihini yapabilir. Ama tabii ki biz hani kurumda da zaten bunu önemsiyoruz. Öğrencinin kararı bizim için her zaman çok daha çok önemli. Ama tabii ki orada marjinal bir karar da veriyor olabilir. Dolayısıyla ailenin yapısına, ülkenin yapısına, kendi işte yeteneklerine, ilgisine uygun bir şekilde olacaksa tabii ki niye olmasın deyip belki marjinal, dediğim gibi marjinal fikirler ortaya çıkabilir belki ama olabilirlik, olamama durumunu birlikte değerlendiriyor olmaları gerekir. Mesela farklılık dediniz ya, mesela bunu nasıl yönetsin? Bir rehber öğretmen diyelim geldi. Öğrenci işte envanterden farklı şekilde bir meslek istediğini söyledi. Anne baba da tabii biliyorsunuz karşı çıkabilir büyük ihtimalle. Bunu nasıl yönetsin bir rehber öğretmenimiz? Yani şöyle ki öğrenciyle aslında çıkan envanterin uyum sağlaması gerekir. Yani ya da bir arkadaşı o mesleği seçti. Hadi ben de onu istiyorum da diyebilir. Tabii ki çünkü o dönem tam böyle bir keşfetme dönemi ya zaten. Evet. Pardon. Orada herhalde belki de o arkadaşıyla aynı üniversiteye mi gitmek istiyor olabilir. Böyle, belki de. Böyle sorunlarla ben de karşılaşmıştım da sizi bulmuşken böyle sorularımızı soralım dedim. Yani tabii ki dediğim gibi kendine uygun, yani kendi yetenek ve ilgisine uygun olması hem öğrencinin tanınmasıyla hem de envanterden çıkan sonuçla aslında bağlantılı. Doğru. Farklı bir şey seçiyor, yani istiyor olabilir belki ama onun doğrusu yanlışı, artısı eksisi mutlaka konuşulması gerekir öğrenciyle. Bilgi verilmeli mutlaka. Kesinlikle rehberlik öyle. Öğretmeni tarafından dediğiniz gibi olumlu olumsuz tarafları işte buna hazırlıklı mısın?
İşte doğru tercih için aslında evet. en büyük incelenmesi gereken durum bu. Hı hı. Peki hocam, sizin birçok planınız vardır diye düşünüyorum. Gelecek eğitim, öğretim hayatında. Evet. Biraz böyle oradan tüyo alsak sizden neler yapılabilir rehberlik bölümünde? Neler önemli? Hı hı. Daha da önemli olabilir kurumlar için, hı hı. eğitim kurumları için. Rehberlikte aslında rehberlik odağı dediğimiz şey çok daha soyut gibi gelse de aslında çıkan örnekler ve çıkan performans çok daha somut oluyor. Evet. Bununla alakalı hep bahsediyorum, yani öğrencinin kendini keşfetmesi ve kendini temsil etme yeteneğinden bahsediyorum hep. Burada bir platformumuz olacak tabii ki. Yine bir projemiz olacak. Bununla alakalı öğrenciler kendi yeteneklerini, kendi hikayelerini anlatabilecekleri bir platform olacak. Ve kendi paydaşları, kendi akranlarıyla ve velilerle bunları paylaşıyor, gururla paylaşıyor olacaklar. Bu benim için her zaman çok daha değerli. Çünkü başta da söylediğim gibi öğretmenlere ben eğitimlerde soruyorum. Diyorum ki ne zaman sahneye çıktınız hocam ilk? Diyor ki öğretmenliğimin ikinci yılında. Evet. Bu da zaten 22-23 yaşına tekabül ediyor. Yani bu geri kalan 21 sene boyunca demek ki hiç konuşmamış. Yani hep topluluk pasif önünde, bir şekilde evet. dinlemiş. Tabii ki öğrenmenin yolu tabii ki dinlemekten de geçer ama kendini ne şekilde ifade ediyorsun? Hı-hı. Kendi başarılarını ya da başarısızlığını nasıl anlatıyorsun? Yani başarısızlığı anlatmak da bir meziyet. Tabii Aynen. ki birçok filozofu ya da birçok bilim adamının başarısızlıklarını hep görüyoruz. Onlardan bir başarı çıkıyor çünkü ortaya sonra. Aslında bu bile anlatılabilir. Bir platform vardı. Şimdi Hı-hı. aklıma geldi. Hı-hı. Başarısızlıklarla ilgili bir platform. İşte ünlü konuşmacılar var biliyorsunuz. Onlar çıkıp hangi konuda başarısız oldular, Hı-hı. ne kadar sürdü başarısızlıkları gibi hikayeler var. Evet. Bunları da kabul edip aslında o çocukların kendini ifade etmeleri hep en büyük şikayet aslında bu konuda Hı-hı. oluyor. Çocuğum kendini ifade edemiyor. İstediği bir şey var ama konuşamıyor ya da evet. ders sırasında parmak kaldıramıyor evet. ya da bir proje ödevinden kaçabiliyor. Hı hı. Mesela bunların keşfi için de aslında rehberlik evet. gerçekten çok önemli bir noktada. Çünkü burada önemli olan şey özgüvenini ortaya çıkartması öğrencinin. Evet. Özgüvenini ortaya çıkarttıktan sonra her şeyi yapabilirsin Değil çünkü. Mi? Aslında özgüven, özdeğer. Potansiyelini keşfedersin evet. çünkü ve sonrasında zaten hiçbir şey artık seni şaşırtmıyor olur. Yani evet. kendini çok iyi bir şekilde ifade edebilirsin. Hı hı. Çok iyi tanıtabilirsin. Başarılarını anlattıkça hı hı. bu çoğalır ve kendine özgüvenin olduğu zaman da bu sefer girişimcilik ruhun da artar. Evet. Dolayısıyla. Hazır girişimcilik dediniz hocam. Eğitimde girişimcilik. Evet. Çocuklarda, gençlerde bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Hı hı. Neler olmalı bir eğitim kurumunda? Çocukların o girişimcilik ruhunu alevlendirecek. Öğretmenlerin her zaman doğru soruyu sorması gerekir. Bu akademik anlamda söylemiyorum ama. Gerçekten de öğrencinin neyi merak ettiğini, neyi keşfetmek istediğini öğrenciyi tanıyarak çok iyi bilebilirsiniz sınıfta. Bir oturuşundan, bir konuşma tarzından, bir parmak kaldırışından bile aslında öğrencinin girişimcilik ruhunun hangi düzeyde olduğunu hı hı. anlayabilirsiniz. Dolayısıyla öyle öğrencileri birçok işte birçok proje paydaşı var. Oralara yönlendirebilirsiniz. İşte farklı projeler keşfedebilir, yapabilir, uygulayabilir. Yarışmalara girebilir. Birinci olabilir. Ne kadar önemli. Yurt dışında Türkiye'yi temsil edebilir gibi evet. gibi aslında. Yeter ki o kıvılcımı yakalayalım öğrencide. Öğretmenlere de tekrar görev düşüyor. Öğrenciyi tanımak ve fark etmek. Evet. Tabii ki eğitimler eminim vardır sizin kurumda da birçok eğitim kurumunda da girişimcilik evet. Konuşmacıları var, eğitimler evet. var, atölyeler var ama onu fark etmek önemli. Hı hı. Yine öğretmenler ön planda. Çok büyük görev düşüyor öğretmenlere. Evet, yani. Çünkü öğretmenliğin zaten doğası odur. Yani aktarmak, hı hı. paylaşmaktır. Hı hı. Yol göstermektir, yol arkadaşlığı yapmaktır. Sadece akademik işte 2 artı 2 4 demek değildir aslında. Tabii hı. ki öğretmenlerimiz bunun eğitimiyle belki hı hı. mesleğe başlıyorlar ama sahadaki çok daha farklı olabiliyor. Yani fakülteden çok daha farklı olabiliyor saha. Tabii yani sahada olmak, birebir temas Tabii. etmek. Birçok öğrenciden sorumlusunuz ve onun geleceği hazırlıyorsunuz. Ne kadar önemli bir görev. Evet. Yani. Çok keyifli bir görev aslında. Ben de eğitimcilerle konuşmayı ayrıca çok seviyorum, buradan da belirtmek istiyorum. Güzel. Eğitimi çok seviyorum. Hani nesil yetiştirilsin, güzel olsun. O kadar güzel gözlerle bakıyorlar ki o çocuklar bir evet. şey öğrenmek için.
Biz eskiden tabii teknoloji bu kadar ilerlememişti. Ansiklopedilerden bilgiler ediniyorduk. Ve öğretmenin gözünün içine bakardık. Hani bir şey söylese de biz öğrensek diye. Evet. Şimdi çok fazla tabii bilgi var, teknoloji kullanımı var. Burada yine bir ayrım devreye giriyor maalesef. Evet. Yani doğru kullanım, teknolojinin doğru kullanılması. Burada da ebeveynlere söylemek istediğiniz mesajlar olabilir mi? Öneriler olabilir mi? Çocukların teknoloji kullanımı ile ilgili bu sınav süreçlerinde olumsuz neler etkilenir, nasıl etkilenir çocuklar? Bu süreci yine bir sınav sürecine getirdim konuyu biliyorsunuz. Evet. En azından bu süreci sağlıklı atlatmak adına hani teknoloji kullanımı konusunda neler yapsınlar? Şöyle ki öğrenciler her zaman model alırlar. Öncelikle bizim aslında veli olarak bizim kendimizi kontrol etmemiz elimizden gerekir. Elimizden telefonu bırakalım. Yani sadece o değil aslında. Sadece elden bırakmak değil belki ama faydalı bir şekilde kullandığımızı onlara hani alttan aslında o mesajı vermek de gerekir. Çünkü bu sadece sınav zamanıyla alakalı değil. Evet, sınava belki çok az kaldı ama bunu öncesinde bir alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Belirli bir sınırlama getirmemiz gerekir küçük yaşlarda. Ama artık 5. 6. sınıftan itibaren, çünkü sorumluluk duygusu 5'ten itibaren çok daha krize girer ya hani. Evet. Kendi başına karar vermesi, kendi başına masasına oturup ders çalışıyor olabilmesi biraz daha zora girer. Her tam anne o dönemde, babanın hayali olan şey. Tam o dönemde aslında böyle güzel sınırlamalarla, sınırlama kelimesi belki kelime anlamıyla olumsuz gözükebilir ama ilerideki öğrencinin doğru yolu bulabilmesi için belirli bir örneklem denir ya ölçmede. Yani belirli bir örnekleme aslında sınırlandırma getirmek gerekir. Ama sonrasında bu alışkanlığı zaten edinmeye başladıktan sonra ben lise öğrencilerine eğitim verirken şunu söylüyorum. Diyorum ki velilerini sınırlandırmayacak. Siz kendiniz karar vereceksiniz ve ben günde yarım saat, bir saat neyse o kendinize ayırdığınız vakit bu kadar sosyal medyada ya da teknolojiyi kullanma anlamında bu kadar zaman geçireceğim deyip kendinize aslında kural koymanız gerekir. Burada aslında birçok kazanım var. Hem çocuğun sınırlandırılması var kendince, hem otokontrol etmesi var, hem de evet ben bu işi kendim yapıyorum. Kendim karar veriyorum. Özgüvenine sahip olması da çok değerli aslında. Yani birçok kazanımı beraberinde getirmiş oluyor. Biraz o konuda rahat bırakalım. Yani çocuk tabii küçük yaştan tabii itibaren edinmesi gereken bir şey. Yani ama tabii ki LGS ve YKS öğrencisinden bahsediyorsak tabii ki kendi karar vermeli. Kendi sınırlandırmasını kendi getirmeli. Yani bu bir kural gibi değil. Günlük hayatta rutinlerinden bir tanesi olması gerekir aslında. Yani ders çalışma planı kendi oluşturabilir gibi, aslında. Gibi. Ben hep öğrencilere şunu söylüyorum. Yani kendi hayatınızı kendiniz programlayın. Bu ilk başta küçükken biraz daha ders programı gibi olur. İleride hayat programı olur. Mesela diyorum ki hiçbir patron çalışanının işe geç kalmasından hoşlanmaz. Sen işe geç kalmak istemiyorsan büyüdüğünde hayatını planlaman gerekir. Planlı hayatta hiçbir yere geç kalmazsın. Hiçbir şeyi unutmazsın gibi gibi. Konuştuk programdan önce. Aynen bunu. Öyle. Pişmanlıkların olmaz. Kesinlikle ve öyle. Kendini hayata hazırlamış olursun. Geç kalınmışlık olmaz hayata. Her şeyi zamanda yaparsan keyifli bir şekilde yaşamayı hak etmiş olursun. Dolayısıyla. Yine orada da özgüven ve özdeğer devreye giriyor. Bunu yaptıkça tabii ki. Evet. Ondan sonra da aslında üniversite hayatında da belki artık evden ayrıldığı zaman da normal hayatında bile daha başarılı ve mutlu olabilir. Çünkü o disipline edilmediği zaman ileriki zamanda biraz zorlaşıyor bu süreçler. Yetişkinlik sürecinde. Kesinlikle. Sancılı olabilir. Yani şöyle ki o kadar çok örnek görüyoruz ki siz de mutlaka hayatta görüyorsunuzdur. Yani tek başına karar verememe durumu yetişkin haline geldiğimizde bu sefer bir alışverişe çıktığımızda çıkarken yanımızda mutlaka birisi olsun hissiyatı uyandırıyor. Ya da telefon açıp anne ben bunu alayım mı? Kesinlikle ya da baba öyle. Bu uygun mu benim halbuki için gibi. Halbuki o kıyafeti kendin için alacaksın. Ya da o kalemi kendin için satın alacaksın aslında. Kendi zevkine göre alacaksın. Ama başka birinden bu fikri istiyorsan gerçekten bir yerlerde bir şey eksik kalmış demektir. O yüzden bireyselleşme de oluşmuyor, gerçekleşmiyor. Hem iş hayatında hem özel hayatında tabii ki. Dolaylı olarak bakın bağımlılık sınavlar... Bağımlılık kalıyor. Yani bağımlı kişilik olarak devam ediyor. Bu tabii ki farklı psikopatik şeylere kadar bile gidebiliyor. Dolayısıyla zamanında her şeyi doğru zamanında şekilde yapmak lazım. Önce rol model olsunlar ve aşama aşama. Bir anda hiç disipline olmamış veya
bununla ilgili çalışma yapmamış bir çocuğa da oturacaksın 8 saat ders çalışacaksın demek de aslında çok doğru değil. Mümkün değil. Zaten aynı çalışmaz çocuk. Zaten 8 saat çalışmaz. Kitabın arasında istediği bir şey olabilir. Evet, evet, aynen öyle. Verimli geçmez. Belki kesinlikle masa öyle başında olur ama verimli evet geçmez. Geçmez. Peki hocam, bu eğitim hayatında öğrenciler üzerinde sosyal sorumluluk projelerinden ben biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bunlar da çok önemli konular. Birine yardım etmek, birine destek olmak, iyiliği yaymak, saygı göstermek. Evet. Aslında hep bütün bu değerlerimizi içeren konular oluyor sosyal sorumluluk projeleri. Siz neler yapıyorsunuz? Mesela eğitim alanında hangi projeler olmalı? Çocuklara iyi gelen, şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan güzel örnekler varsa bizimle paylaşırsanız sevinirim. Şöyle ki o kadar çok gurur duyacağımız görüntüler gördük ki özellikle bu son yaşadığımız deprem felaketinden sonra. Dedik ki evet ya iyi bir şey yapıyoruz biz gerçekten de. Yani bizim mesajımız öğrenciye ulaşmış demek ki. Yani kendiliğinden öğretmenim ben işte şu kadar param var bunu göndermek istiyorum demesi bile evet bizim için muhteşem böyle gözyaşlarımızı tutamadığımız durumlarla karşılaştık. Dolayısıyla ben gelecekten çok umutluyum bu konuda. Ve öğrencilerin gerçekten de o girişimcilik ruhunun iyi olduğunu düşünüyorum. Girişimcilikle sosyal sorumluluğun ne alakası var diye sorarsanız tabii ki kendini bir şekilde işe yarar kılıyor olması ileride karar vereceği konuda girişimcilik ruhunun gelişmesini de sağlıyor aslında. Dolayısıyla okulda tabii ki deprem felaketiyle gelen bir farkındalığımız da tabii ki vardı ama orada gördük ki evet öğrenciler bunu çok güzel yapabildiler. Hatta şöyle bir projemiz de oldu tam akabinde. Bir kitap etkinliğimiz oldu okulda ve bir kitap kendine bir kitap arkadaşına diye bir kampanya başlatmıştık. Yazarımıza iki kitap imzalattılar. Bir tanesi kendilerinde kaldı, bir tanesini deprem bölgesine ulaştırdılar. Ve imzalı böyle, kitaplar evet, gitti. Evet, yüzlerce kitap gitti kurumumuzdan. Bu tabii ki bizim için gurur verici bir olaydı. Çünkü bir öğrenciden çıkan bir projeydi aslında. Dolayısıyla bunu hayata geçirmiş olmak da çok keyifliydi aslında. O yüzden de bunu gördükçe hakikaten diyorum ki evet. Sosyal sorumluluklar artmalı çocuklar kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Sadece sınav odaklı evet değil de eğitim değil kurumları belki daha yoğunlaşmalılar bu konuda çocukları. Bazen çocuklar tabii 20 kişi diyelim sınıfta birkaç kişi daha girişimci oluyor. Daha işte sosyal sorumlulukta katılmak istiyor ama bence diğerlerinin de bir şekilde dahil edilmeli. Evet, evet. Hani evet gönüllü evet olmalı. Mutlaka lider olur. Evet lider olur. Bir grupta lider olur. Ama herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir kısım değil de hani diğer hepsinin bir şekilde orada bulunması bile çok önemli. Evet. Yani orada koli yapması, işte kitabı okuması, tabii birinin birine fayda sağlayacağını, o duyguyu yaşaması adına hani belki de burada eğitim kurumlarına bir mesaj olacak gibi ama hani bir grup değil de böyle temsilen bir grup değil de bütün sınıfların, bütün okulun o 10. sınıf ya da 9. sınıf ya da 8. evet sınıfın bence katılmasından tarafım. Hani hiçbir kolektif, şey yapması, kolektif bir şekilde aslında bir ilerlemesi şekilde gerekir durumu. Çekingen olabilir, özgüveni düşük olabilir çocuğumuzun ama orada olması bence çok faydalı olur diye düşünüyorum. Yani şöyle ki aslında biri bir öğrenci koliyi işte koliye kıyafet koyarken bir tanesi belki etiketini yazıyor olabilir. Evet. Yani gerçekten bunlar çok basit ve şey ne denir? Minik şeyler minik belki şeyler ama büyük öğrenci evet ben şeyler işe yarıyorum. Bu etiketi yazıyorum şu anda. Yani burada çok mükemmel bir girişimcilik ruhunun olmasına gerek yok. İşe yaramak duygusu her zaman iyilikle hep eşdeğerdir. Dolayısıyla kendi evet ben bir işe yarıyorum demesi bile onun özgüvenine mutlaka destek sağlar. Evet. Eğitim konuşuyoruz bugün. Ne güzel konular var. Hani yapılacak çok şey var aslında. Özellikle bu kriz dönemlerinde teknoloji kullanımı, bu sınav süreçlerinin sağlıklı atlatılması. Kısaca tekrar ebeveynlere önerilerinizi birkaç cümleyle alabilir miyim? Programın sonuna yaklaşırken. Daha sonrasında da sizin için yaşamın anahtarı nedir diye soracağım biliyorsunuz. Programımızın ismi Yaşamın Anahtarı ve bütün konuklarıma bunu sormak istiyorum ben. Çok ilginç düşünceler çıkıyor çünkü onu duymak da hoşuma gidiyor. Bu sınav süreçleri yaklaşırken hem çocuklar hem ebeveynler neler yapsın hocam?
güzel bir süreç onları bekliyor. Çok heyecanlı, dediğim gibi başta da yani ilk defa bu tecrübeyi yaşayan öğrencilerimiz olacak, LGS öğrencilerimiz. Dolayısıyla şu andan itibaren öğrencileri düşündüğümüzde şu andan itibaren tamamen soru çözmeye odaklı olmalılar. Yani farklı soru görme, zaman tutma, yani o hani süre tutarak çalışıyor olmak sınava zaten bir prova gibi oluyor. Dolayısıyla bu zamanı 3-4 haftalık süreyi bu şekilde değerlendirmeleri çok iyi olur. Veliler için de söylediğim, veliler öğrencilerle biraz daha tabii ki çok fazla böyle baskı kurmadan, çok fazla sıkmadan. Çünkü biliyorsunuz fazla ilginin de işte ilginin de fazlası zarardır her zaman. Dolayısıyla kararında öğrencinin isteyebileceği ya da hayal edebileceği şekilde onların yanında olması, desteklemesi, birlikte aktiviteler yapması. Ama tabii ki çaktırmadan da aslında takip ediyor olması takip önemli. Ediyor. Evet. Çünkü şu ana kadar çok iyi çalıştı belki. Bu süreden sonra biraz daha serbest hareket ederse belki performansı düşecek. Dolayısıyla onu stabil tutmakta fayda var. Veliler de bu konuda dikkatli olurlarsa çok daha güzel olur. Peki yaşamın anahtarı sizce nedir? Kendini keşfetmektir bence. Evet, çok güzel oldu. Evet. Üstüne gerçekten üstüne. Önemli bir mesaj içerdi. Hocam çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yaşamın anahtarına, BBN Türk TV'ye. Güzel bilgileriniz için, paylaşımlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Zaten ara ara mutlaka sizi yine davet edeceğim. Evet. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra devam edecek. Yaşamın Anahtarı Psikolog Anne bölümüyle devam ediyor. Biliyorsunuz her hafta bir konu belirliyoruz ve bize ulaşan sorular üzerinden sizlerle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bugün de özellikle Psikolog Anne bölümünde bu son günlerde artan şiddet olayları üzerine aile içi şiddeti konu almak istedim açıkçası. Aile içerisinde gerçekleşen fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik olarak şiddetten biraz bahsedelim istedim. Anne babaların istemeden gerçekleştirdiği ve çocuklar üzerinde hem fiziksel hem psikolojik, duygusal anlamda da bilişsel anlamda da olumsuz etkilerinden sizlerle bugün konuşmak istedim aile içi şiddet konusunu. Evet, aile içi şiddet dediğimizde çocuğu genelde aile bireyleri tarafından birbirlerine karşı fiziksel olabilir, cinsel olabilir, psikolojik olarak olabilir. Bu tarz şiddet karşı tarafın acı çekmesiyle acı çekmesi muhtemel olan tehdit ve davranışların bütününe biz aile içi şiddet diyebiliriz. Yapılan araştırmalarda görülmüş ki aslında çocuklar sosyal çevreden toplum içerisindeyken değil de en çok aile içerisinde şiddete maruz kaldı. Tabii ki bu bir çocuk için büyük travmalar oluşturabiliyor maalesef. Çünkü çocuğun en güvendiği kişi hayatında anne babası ve ailesi tarafından ister fiziksel, ister cinsel, ister psikolojik ya da ekonomik olarak bir şiddete maruz kaldığında o çocuğumuzun hem duygusal etkilenmesini olumsuz yönden hem de toplumsal algısının da maalesef olumsuz gelişmesine etki ediyor söyleyebilirim. Bazen tabii ki anne babalar hemen söyleyecektir, ben çocuğumu çok seviyorum, ona şiddet uygulamıyorum, ama bilmeden yaptığımız, doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. İşte bugün sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Tabii anlayışlı ve tutarlı bir ailede büyüyen çocukların yapılan yine araştırmalara göre ileriki hayatında yetişkinlik veya iş hayatında, ikili ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde çok daha başarılı, çok daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşadığı zaten ortaya çıkmış durumda yapılan araştırmalara göre. Burada biz çocukların ilk 1000 günü çok önemli diyoruz. 2 yaş anne karnından ve 2 yaş seviyesine kadar söyleyebiliriz. Yani bir bebeğin
anne rahmine düştüğü andan itibaren 2 yaşına kadar olan süreç aslında hem bilişsel gelişimini hem dünyaya bakışını, dünyanın güvenli olup olmadığıyla ilgili birçok kaydı almış olabiliyor. Yani eğer bir anne hamileyken bile aile içerisinde eşinden veya akrabalarından ya da yakınlarından fiziksel, psikolojik veya duygusal bir şiddete maruz kaldıysa inanın hamileyken o çocuğun da etkilendiğini söyleyebiliriz. Ve bütün bunları kayıt ettiği için zihnimiz, beynimiz, bilinç dışı diyoruz biz buna. Bilinç dışında kayıtlı olarak dünyaya gelen çocuk da hayatı o şekilde algılamaya başlıyor. Yani anne orada psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kaldığında çocuk da dünyaya geldiğinde özellikle dünyaya karşı güvenini yitirmiş oluyor. Güvensiz bağlanma oluşturmuş oluyor annesiyle ve ailesiyle. O yüzden normal hayatına toplumsal olarak da duygusal anlamda da ileriki hayatında olumsuzluklarla baş etmek zorunda kalabiliyor. Sadece burada fiziksel ya da psikolojik şiddet değil, burada yaşanan beslenme sorunu, şefkat, sevgi. Çünkü tutarlı ve iyi ilişkiler kurabilen aile içerisinde bütün hepsinin oluşması gerekiyor. Hem anne karnından itibaren hem doğduktan 2 yaşına kadarki süreç güvenli bağlanma için, dünyanın güvenli olup olmadığını anlaması için çok önemli bir süreç. Çünkü burada beden ve ruh sağlığının %80'i, %85'i aslında oluşmuş oluyor ileriki hayatı için. Peki bu güvenli bağlanma dedik. 2 yaş bizim için çok önemli bir yaş. Özellikle bakım verenin anneyle kurulan bağın sağlıklı gelişmesi burada çok önemli. Şiddetten uzak olunması burada gerçekten çok önemli. Sadece fiziksel değil, bakın duygusal var, cinsel şiddet var, bilişsel şiddet var, psikolojik şiddet var. Bunlardan uzak olunması, çocuğa verilen şefkatin, sevginin her zaman devam etmesi. Yani bir çocuk ağladığı zaman, bu 2 yaşına kadarki olan güvenli bağlanma sürecinden bahsediyoruz. Eğer bir çocuk ağlaması varsa ve şefkate, sevgiye ihtiyacı varsa bazen bunu yanlış anlamlandırabiliyorlar, bazen de yanlış anlatılabiliyor. İşte o yatağında yoksa kucağına alışır, kucağına çok sık almamalısın gibi anneye bazı önerilerde bulunuyor evde yaşayan büyükler ya da yakınları tarafından ya da tanıdığı kişiler tarafından. İşte kucağına çok fazla alışmasın, yatağına alışsın, bırak ağlayarak susacak zaten, ağlayacak, yorulacak ve uyuyacak gibi bazı yorumlar duyabilirsiniz. Aslında belki de çocuğumuzun orada şefkate, sevgiye ve anne kokusuna ihtiyacı vardır. İşte tam bu noktada aslında istediği zaman, ihtiyacı olduğu zaman çocuğa verilen şefkatin öneminden bahsetmeye çalışıyorum. Bu yaşta özellikle, sonraki yaşlarda da aslında hepimizin şefkate, sevgiye ihtiyacı var. Bir söz vardır sevgili rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun. Bir insanın annesi yoksa çocukluğu da yoktur. Yani o zaman büyüyorsunuz diye. Bir insanın annesi varsa her zaman çocuktur diye çok güzel bir sözü vardır. O yüzden hepimizin aslında sevgiye, şefkate ihtiyacı var ama aile içerisinde özellikle 2 yaşına kadar olan süreçte çocuklarımızın çok daha fazla sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Neden? Çünkü özgüvenli nesil olsun, özgüvenli bir çocuğumuz olsun, hayatında başarılı olsun, mutlu olsun istiyoruz ya. İşte bunları isterken de anne baba olarak da bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bazen de bu işte ekonomik şiddeti veya fiziksel şiddeti olmasa da psikolojik şiddeti özellikle ergen grubunda da disiplin aracı olarak kullanmayı maalesef kültür olarak hala devam ettirebiliyoruz. Bazen de ekonomik olarak şiddet uygulanabiliyor ergen çocuğumuzun. Diyelim ki sinemaya gitmek istiyor arkadaşlarıyla. Sadece sinema bileti ücretinin verilmesi ya da sadece bir içecek ücretinin verilmesi burada aslında ekonomik bir şiddet olduğunu göstergesi diyebilirim. Çünkü orada arkadaşlarıyla gittiği zaman belki yemek yemek isteyebilir. İhtiyacı başka bir şey olabilir. Başka bir şey almak isteyebilir. O yüzden ona kısıtlı bir ücret, bilerek kısıtlı ücret. İşte sen çok fazla harcıyorsun.
artık bu kadar ücret, bu kadar harçlık alabilirsin dediğiniz takdirde aslında ona ekonomik bir şiddet uygulamış oluyorsunuz. Tabii ki disiplin açısından, kendi bütçesini yapması açısından çok önemli gelişmeler yapılabilir. Haftalık bir bütçe ayırabilirsiniz ama bir yere gitmek istediğinde de bilinçli bir şekilde ekonomik olarak onu zor duruma sokuyorsanız çocuğunuza ekonomik şiddet uyguluyor olabilirsiniz. Huzur ve her zaman söyleyeceğim, huzur ve şefkatin olduğu, sevginin her zaman karşılandığı ailelerde çocuklar daha özgüvenli, daha pozitif, daha mutlu bir şekilde büyüyorlar, onu söyleyebilirim. Yapılan bir araştırmadan size bahsetmek istiyorum. Özellikle anaokulundan 7. sınıfa kadar çocuklar araştırılıyor, inceleniyor, davranışları kontrol ediliyor. Burada ruh sağlığına uzun vadede zarar veren davranışlar üzerinde bu süreçlerde 7. sınıfa kadar olan süreçteki ruh sağlığına zararlı olan davranışlar inceleniyor ve 7-18 yaş grubuyla çalışma yapılıyor. %56'sının aile içerisinde fiziksel şiddete, %49'un duygusal, %10'un da cinsel istismara uğradığı maalesef ki sonuçlar bu şekilde açıklandı. Yani özellikle çocukların hep sokakta görüyoruz şiddeti ama en çok çocuklarımız en güvendiği kişiler tarafından şiddete maruz kalıyor. Özellikle fiziksel, duygusal ve cinsel. Bakın cinsel saldırı da aslında düşük bir oran gibi görünse de %10 ciddi bir oran aslında. Bu tarz şiddetler yaşandığı zaman duygusal anlamda, bilişsel anlamda, fiziksel anlamda çocuğun gelişimine olumsuz yönde, gelişimini durduracak kadar olumsuz olduğunu söyleyebilirim. Peki bu aile içi şiddet neden gerçekleşiyor? Anne baba neden bu şiddet uyguluyor? Sadece çocuklar için de değil, eşler birbirine de çok fazla şiddet uyguluyor. Bunu hepimiz maalesef ki gözlemleyebiliyoruz. Birinci neden sosyoekonomik tabii ki. Zor süreçlerden geçiyoruz hepimiz, hem dünya hem ülke olarak ama en çok nedenlerin başında sosyoekonomik nedenler geliyor. Onun dışında şiddet geçmişi ve kültürü. Özellikle bir anne baba geçmişinde, çocukluğunda şiddete maruz kaldıysa fiziksel olabilir, duygusal olabilir, cinsel olabilir. Bu şiddeti kendi çocuklarına da maalesef uyguluyor. Özellikle kültürel anlamda nedense daha çok böyle ataerkil toplum olduğumuz için daha fazla kadınlara yönelik fiziksel şiddet uygulanıyor. Erkeğin kibar olması veya çok fazla nazik davranması kültür olarak da çok hoş karşılanmıyor maalesef. O yüzden de işte hem şiddet geçmişi olması anne babanın hem de kültürel anlamda farklı davranması, işte masaya yumruğunu vursun, işte erkekliğini hissettirsin gibi tavırlar da aslında çocuklara karşı ya da ev ortamında şiddet uygulamasına neden olabiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Az önce de söylediğim gibi işte kadın o hak etti. Bazen kadınlar da bunu ben yalan söyledim veya sevmediği yemeği yaptım diyebiliyorlar. Hak ettiğini de düşünebiliyorlar. Bu da tabii ki aile içi şiddeti arttıran nedenlerden bir tanesi. Şiddet maalesef yayılarak devam ediyor. En ufak bir şiddet bile artarak devam etmesine neden oluyor. Diğer bir neden ise sosyal destek yoksunluğundan yoksunluğu oluşması. İlişkilerin gerçekleşmemesi, ilişkiler içerisinde, aile içerisinde sevginin, iletişim kopukluğun olması, iletişimsizliğin olması, birbirine karşı çiftlerin belki anlayışlı olmaması ya da çocuklara verilen değerin az olması gibi konularla aslında sosyal destek yoksunluğundan da şiddet, aile içi şiddetin artmasına neden olabiliyor. Yani bazen diyorlar eğitimle ilgisi yok. Evet, eğer bir kişi üniversite mezunu olabilir, bir yerde üst düzey yönetici de olabilir ama birçok insanla çalıştığım için klinik olarak gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki bunun eğitimle hiçbir ilgisi yok. Sadece ya çocukluğunda şiddete maruz kalmıştır ya da belli bir kişilik bozukluğuna sahip kişilerin aile içerisinde hem çocuklarına hem de eşlerine karşı şiddet uyguladığını söyleyebilirim.
Peki şiddet uygulandığı zaman çocuklara ya da diğer kişilere etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Maruz kalan çocuklarda genel olarak depresyon, kaygı bozukluğu, anksiyete ve ileriki yaşlarda özellikle ergenlik döneminde ve okul öncesi döneminde çocuklar şiddete maruz kalıyorsa cinsel olabilir, fiziksel olabilir, duygusal anlamda olabilir. İleriki yaşlarda kişilik bozukluklarına kadar maalesef yaşayabiliyorlar. Travma sonrası stres bozukluğu dönemleri yaşayabiliyorlar. Peki kişiler aile içerisinde fiziksel şiddete maruz kaldı diyelim. Özellikle çocuklar üzerinden biraz da konuşmaya çalışıyorum aslında. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuklarda veya ergenlerde, yetişkinlerde zeka gerili olabilir, felç geçirebilir, havale olabilir, organ yetmezliği yaşayabilir. Fiziksel anlamda bir zarar göreceği için fiziksel görünümünde bir sakatlık olabilir. O yüzden genelde böyle çok fiziksel şiddet dediğimiz zaman daha çok böyle tekmeleme gibi ya da daha şiddetli bir uygulama gibi aklımıza geliyor ama bazen gözlemliyorum. İşte çimcik atmak gibi, tokatlamak gibi ya da saçını çekmek gibi şeylerin de fiziksel şiddet olduğunu lütfen unutmayalım. Bazen şakayla karışık itme olabilir, çekiştirme olabilir, yakasından tutup bir emir vermek isteyebilirsiniz ya da neden bunu yaptın demek isteyebilirsiniz. O bile aslında fiziksel şiddet olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii uygulandığı zaman insanlar işte yalan söyledim, ya hak ettim, ben bunu hak ettim gibi düşünceler içerisinde olup devam ettiriliyorsa o şiddetin boyutu her zaman da artıyor maalesef. Peki duygusal şiddet yaşadığımızda bunun belirtileri ne olabilir? Nasıl bir duygusal şiddet yaşanır ev içerisinde, aile içerisinde dersek de kişinin, çocukların ihtiyacı olan sevginin, ilginin zamanında yerinde verilmemesi diyebilirim. Özellikle duygusal şiddette iletişimde çok fazla bununla ilgili yaşanıyor. Aşağılayıcı cümleler kullanılabiliyor. Lakap takmak mesela evin İşte kızı gibi ya da daha üst seviye hani lakap daha aşağılayıcı cümlelerde kullanılabiliyor. İşte sen çok yalancısın, yalancı bir adam oldun gibi lakap takmak da aslında duygusal şiddet içerisinde sayabiliriz. Yeterli para vermemek, az önce de bahsetmiştim, bir örnek vermiştim. Korkutmak mesela, tehdit etmek. Bu şekilde çocuklara duygusal şiddeti yaşatabiliyoruz. Bazen de yalnız bırakmak. Çocuk evde yalnız kalamıyordur ama sen artık büyüdün, koca adam oldun, koca kız oldun, artık yalnız kalabilirsin, biz sana güveniyoruz. Belki de çok büyük korkuları var çocuğunuzun. Bunu görmezden gelmek, bakın burada aslında ilgisizlikten bahsediyoruz. Bana her zaman bunları anlattığımda, hocam çok abartıyorsunuz, ben her zaman çocuğumun yanındayım, ilgimi veriyorum, sevgimi veriyorum ama bakın bu saydığım küçücük şeyler bile aslında duygusal şiddet. Yani çocuğun kalbinde, zihninde büyük yaralar açabiliyor. Eleştiri mesela çok fazla, işte komşunun kızı bu testten bu kadar puan almış veya en çok yapılan hatalardan bir tanesi de çocuk dersinden 80 aldı diyelim. Eve geliyor tabii ki, onun için güzel bir puan. Zayıf değil en azından. Anne baba şunu sorabiliyor. İşte sınıfında 100 alan var mı? Şimdi bu da duygusal bir şiddet. Ya hocam işte ben sadece kaç puan alındığını sormak istedim. Hayır, siz orada aslında şunu söylediniz. Sen 80 aldın, gayretini görmezden geliyorum. Seni yetersiz buluyorum. Bak 100 alan var. Yani 100 alabilirdin ama sen yetersizlik göstermişsin. 80 almışsın. Çocuğun anladığı mesaj bu. Biz belki yetişkinler, anne babalar olarak bunu farklı yansıtmaya çalışsak da çocuğun anlaması, neyi anlaması, nasıl anlaması aslında şiddetin dozunu arttırabiliyor bu konuda gerçekten. Tehdit etmek, mesela korkutmak, bıktım senden, seni doğuracağıma taş doğursaydım, bu kültürel bir şey eminim hepiniz duymuşsunuzdur ya da
Anne terliği diye bir kavram var bizde. Anne terliğinin fırlatılması da aslında hem fiziksel hem de psikolojik bir şiddet olabiliyor çocuklar açısından. Dediğim gibi bu dönemde özellikle duygusal şiddete maruz kalan çocuklarda klinik gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki ergenlikte kişilik bozukluğunun temelleri atılıyor ve sonraki hayatına liseden sonraki dönemde de kişilik bozukluğu yaşayabiliyor çocuklarımız, gençlerimiz. Peki sözel şiddet ve etkisi dediğimizde az önce de biraz bahsetmiştim. Söz, lakap takması, işte aşağılama gibi cümlelerin kullanılması. Burada özgüven eksikliği oluşturuyor tabii sözel olarak şiddete maruz kaldığı zaman çocuk. Bu sefer iletişimi kendisine kapatıyor. Çünkü her söylediğinde bir eleştiri, bir olumsuzluk duyduğu zaman çocuk konuşmak istemiyor. Hepimizde olan bir şey aslında. Bana da sürekli bir eleştiri gelse ben artık o kişiyle konuşmak istemeyebilirim. Çünkü sürekli olumsuzluk olduğu zaman iletişim kurmak istemiyorsunuz ve kendime olan güvenim azalabilir. Burada çocuklardan bahsediyorsak çok daha hassas olunması gerekiyor. Çünkü en güvendiği alanda çocuğumuz, anne babası dünyaya anne babayla öğreniyor. Dünyaya güveni, duygusal anlamı, toplumsal olarak da bir birey olmayı anne baba ortamında öğrendiği için burada gerçekten çok önemli. Çocuğunuza karşı gelmek mesela sözel şiddet. Bunlar yaşandığı zaman özellikle sözel şiddet, duygusal şiddet burada çok daha önemli aslında. Hani diyoruz ya teknoloji çok az kullansın, teknoloji bağımlılığından uzak olsun. İşte siz çocuklarınıza bu tarz aşağılama ya da sözel olarak bir lakap takma ya da eleştirmek, sürekli eleştiride bulunmak suretiyle zaten çocuğunuzun sizinle iletişime geçmesini kapatmış oluyorsunuz. Peki bir çocuk iletişime geçmeyi kapattıysa ailesiyle, hepimiz sosyal varlıklarız ve iletişim kurmak istiyoruz. Bu sefer ne yapıyor? Arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başlıyor. Ev içerisinde ise dünyaya açılan bilgisayarlarımız var. Oyunlar var. İşte çocuğunuz sizinle iletişimi kesip burada teknoloji bağımlılığına doğru gidebiliyor maalesef. Özellikle oyun bağımlılığı konusunda çünkü onu orada her şekilde kabul eden, eleştirmeyen, olumsuz yönlerini hatırlatmayan, onu dinleyen birileri var. Şimdi sizinle paylaşamıyor anne baba olarak çünkü sözel şiddete maruz kalıyor. Eleştiri alıyor, lakap takılıyor, onu söylediği hiçbir şey kabul edilmiyor, saygı görmüyor, sevgi, şefkat yaşamıyor. Bu duygularını nerede tatmin edecek? İşte bilgisayar oyunlarında tatmin edecek. Çünkü orada bir sürü insan var. Çünkü orası bir dünyaya açılıyor. Orada kimse birbirini eleştirmiyor. Çünkü sizin oyunda kalmanız gerekiyor. İşte o çocuklarımızı, gençlerimizi ondan sonra çok fazla anne baba olarak şikayet ediyoruz. Evet, yaşadığı stres dolayısıyla ilgisizlik, şefkatsizlik, sevgisizlik nedeniyle çocuklarımız oyun bağımlısı olabiliyor. Burada yaşadığı stres çok büyük stresse eğer bu da tabii stres hormonların devreye girmesine ve kendi kişisel gelişiminde, kendi ders başarısında olumsuzluk olarak yaşayabiliyor. Öfke nöbetleri geçirebiliyor. Size karşı aşırı öfkesi olabiliyor. Çünkü ergenlik döneminde yaşanıyorsa bu aile çeşitli normal bir yetişkinden belki de 5 kat belki de 10 kat daha fazla stres hormonu salgıladığı için daha fazla öfkeli oluyor ve belki de aile büyüklerine karşı gelip yaşadığı zorbalık üzerine belki de büyük çatışmalar, daha büyük şiddetler yaşanabiliyor. Bilişsel gerilemeler yaşanıyor. Yaşanan duygusal, fiziksel, cinsel veya ekonomik şiddetin sonucunda kortizol seviyesi o aşırı derecede salgılandığı için bilişsel bozukluklar sergileyebiliyor. Mesela uykusuzluk, kabus görme, zihninde hayali olan birilerini canlandırma gibi, yoğun stresten akademik başarısında düşüş gibi birçok şeyler yaşayabiliyor. Özellikle dikkatinin dağılması, son dönemde dikkat dağınıklığı, hiperaktivite konusu çok çok fazla gündemde. Hem klinik olarak da benim çalıştığım bir alan. Bazen çocuklukta fark edilmiyor, bazen yetişkinlerle çalışıyoruz. Çünkü bu hepsine aslında sarmal bir yapı. Çocuk görmediği sevgiyi, şefkati
ileriki hayatında mutlaka yansıtıyor ve mutsuz, başarısız bir hayat sürmek zorunda kalıyor. O yüzden şiddet evde öğrenilen bir unsur olduğunu lütfen unutmayalım anne babalar olarak veya biz yakınlarımıza. Şiddeti çocuklar anne babalarından öğreniyor, evden öğreniyor ve evden yayılan bir durum olduğunu lütfen unutmayalım. İstedikleri kadar ilgi, şefkat verelim. Onları çok fazla eleştirmeden kabul edelim. Ne söylediğimize dikkat edelim çocuklarımıza. Özellikle sevgimizi, koşulsuz sevgi dediğimiz bir kavram var. Eminim duymuşsunuzdur. Her şekilde olduğu gibi kabul etmek ve yaralarıyla beraber sarıp sarmalamak aslında burada çok önemli. İyi nesiller yetiştirmek, iyi çocuklar, özgüvenli ve şefkatli çocuklar yetiştirmek istiyorsak lütfen sevgi ihtiyacını, şefkat ihtiyacını karşılayalım ve maalesef şiddet uygulamayalım diye son cümlemle psikolog anne bölümünü de bitirmek istiyorum. Bu hafta da yaşamın anahtarına hem eğitimi konuştuk hem de aile içi şiddete biraz değindik hep beraber. Haftaya tekrar değerli konuklarla ve psikolog anne bölümümüzle görüşmek üzere diliyorum. Mutlu hafta sonları.